Hatta maç öncesinde bu görüntüler Beyaz Futbolu özel Sezgin abi çekti. Sezgin Gelmez. Bu görüntüler ekrana geçiriyor. Fenerbahçe yönetimini karşılamamışlar. Özel görüntü mü? Hayır, karşılamamışlar. Fenerbahçe yönetimi karşılanmamış. Galatasaray'dan öyle bir kişi bile kalmışlar. Bir kişi bile yok. Olmaz, doğru. Ya ortada yok. Kalmamışlar. Girmişler tabii içeriye ama tabii ki sosyal mesafeyle. İstersen bile içeriye giriyorlar. Sevgili Sayın Ali Koç ve kurmayları beraber. Gelmişler, Sayın Ali Koç. Bizimkiler karşılamam. Ya bir dakika, ne olur bir dur saniye. Rasim'cim bir saniye canım Rıçı, bir saniye. Bir dakika Rasim. Fenerbahçe yönetimini taşıyan otobüs orada iniyorlar, yöneticiler iniyorlar. Aralarında Acun Ilıcalı da var. Sevgili Acun abi de orada görüyorsunuz. Uzun saçlı beyefendi arkasında. Soru bir. Acun arkadaşımızdır. Evet. Hangi Sait'le maça girebiliyor? Acun girsin hocam. Bir de böyle bir şey yok. Bak be. Acun özel bize. Hala. Hocam nasıl mensup olabilir? Yönetim kurulu üyesinin yerine girer hocam. Nasıl mensup olamaz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zaten bırak girsin. Anayasayı bir kere delelim dediğiniz için sıkıntı hocam oldu. Siyasi de girdi. Özal. Bir sürü var hocam. Hocam, Özal hocam iyi adam. Acun benim arkadaşım. Tabii girsin de. Ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Futbol Federasyonu'na soruyorum. Acun hangi statüden maça giriyor? Söyleyeyim hocam. Girmesin demiyorum. Bir dakika hocam söylüyorum. Acun çünkü bağlansın. Çünkü müsaade edin. Mevcut Covid pandemi döneminde belli sayıda yetkililer, idareciler girer. Basın mensubu da basın tribününe girer. Fenerbahçe bir donörü olarak giremez mi? Donör yani. Valla siz cevap verin. Hocam ben hocam söylüyorum. Bir Acun abinin Fenerbahçe'ye yaptığını şu anda. Hocam buraya gideceğim. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye yaptığını. Sayın Ali Koç yapıyor anca. Acuncu Ertem. Acuncu Ertem değil. İki. Bunu hak edecek tek kişi bence orada Acun onu abidir. Onu anlar. Üç. Yapabilir ki. Hocam bir dakika. Tamam. Yasal anlamda söylüyorum. Sevgili Türkiye Spor kardeşim. Yazarları Derneği'ne TV8'in sahibi olarak Türkiye Spor olabilir. Yazarları Derneği'ne basın mensubu olarak girer. Basın mensubu olarak basın tribününe girer. Hocam mesela şu an. Basın tribününe girer. Hocam ben bu konuda cahilim. Ahmet Çakar gidip bugünkü maçı izleyebilir miydi? Nasıl izler? Bak nasıl izler? İzler ya. Sabah gazetesi der ki. Akredite eder. Ahmet Çakar adlı spor yazarımız. Efendime söyleyeyim şeye giriyor. Ya da Beyaz TV. Basın tribününde seyreder. Basın tribününde izlerim akredite olarak ama. Hocam Sinan abiye soracağım. Sinan abi sen Beşiktaş Divan Kurulu üyesisin. Hocam. Divan Kurulu üyesi. Giremez. Giremez mi? Yani isterse giremez mi? Bir tek Acun yok. Başka isimler de var. Ama bak, yani şey olmayan, yönetici olmayan diyorsun. Yönetici olmayan başka isimler. Bakın arkadaşlar. Ya hocam bu yönetim kurulunun tribünü protokolü bir sayısı var. Maç oynanmış bir aklına sayı gelene bak ya. Bir sayı vardır. Bakın arkadaşlar. Ya bir sayı yasalar vardır. Çiğnendi mi anlamadım. 15-20 bin, 20 kişi falan bir sayı vardır. Bu yönetim kurulu üyesinin. Bu kadar talep edilir Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray yönetiminden talep ederler. Bir yöneticinin yerine Acun gider oraya. Galatasaray müsaade ederse sorun yok o zaman. Galatasaray müsaadesi hayır. Sayıyı aşmadığın sürece anladın mı? Sayıyı aşma. 20 tane bilet almış. Orada bak Mehmet Dereli de var mesela yani. Evet. Rahmetli Mustafa Koç'un samimi arkadaşı. Aynen baktığımızda Emre Belezoğlu var. Orada ama Emre Belezoğlu idari görevi var. Ha, bir şey söyleyeyim. Emre resmi görevi var. Bir dakika biz bir şey söyleyeceğim. Biz Ahmet Hoca'yla mesela 2 sene önce Karagümrük'ün hemen hemen her maçına gittik. Evet. Bu olimpiyat statındaydı. Yalan mı? Evet. Nasıl girdik içeri biz protokol tribünde oturduk nasıl girdik? Ama bu pandemi dönemini diyor. Fark etmez. Nasıl girdik ben yönetici miyim? Yok. Başkanın yanında oturuyordum evet. Maçları seyrediyorum protokolde. Evet. Nasıl girdik? Çünkü bir gün önceden ismimi yazıyorlar kulüpten. Listeye alıyorlar. Tabii. Tamam hocam. Hayır, hayır hocam o da aynı şey. Hayır, tamam işte. Arkadaşlar, müsaade edin. Müsaade edin. Bugün pandemi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nde oynanan futbol maçlarına bir seyirci bile vatandaş alınmıyor. Evet. Futbol Federasyonu dedi ki kulüp idarecileri talimatları ne yönde? Kulüp idarecileri kaç kişiyse yetkililer. Şimdi soruyorum. Türk milleti adına soruyorum. Sayın Nihat Özdemir'e soruyorum. Hayda. Burada siyahi bir adam var. O lafı kullanmıyorum. Zenciyi sevmem ben. Siyahi bir adam. Peki Acun arkadaşımız hasta Fenerbahçeli girmesinde de tamam. Ahlaken etik olarak sıkıntı yok. Kural olarak sıkıntı olabilir. Şimdi soruyorum. TV8'in sahibi. Siyahi arkadaş neyin sahibi? Ya, hocam orası belki hocam. Protokol. Hocam. Çıkar. Hayır kardeşim ne menajeri ne işi varmış ya? Hocam bunu alamazsın ya. Hocam sayı vardır bak Galatasaray. Emre Belezoğlu'nun bana şu andaki yasal sıfatını söyleyiniz. Abi Fenerbahçe Emre Belezoğlu kimdir? Yasal olarak kimdir? Hocam. Ya soruyorum. Bizim görevimiz. Hocam bir de daha konuşalım. Allah aşkına ya. Bir şey bu. Anlatıyorum. Ya ama anlat Sinan. Bu maçları çıkarmadı. Ortalığı karıştıracak. İsimleri bildirirsin. Akredite ettirirsin. Sen nasıl gazeteciyken sabah gazetesine kendini ben maça gidiyorum diye akredite ettirirsin. Evet. Gidersin.
Bunlar da bir gün önceden listeye adlarını yazdırmışlardır. Yazdıramazsın idareci olmayan kişiyi. Yazdıramazsın. Bir saniye bana gelir misin? Annemin evinde değil. Kardeşim bir dakika ya. Kulüplerin 20 kişiye kontenjanı var mı yok mu? Nasıl? Kulüplerin 20 kişilik kontenjanı var diye biliyorum. Abicim bir dakika. Kulübün 20 kişilik kontenjanı var ama bu kontenjanı kullandığın insanlar kulüp yetkilileri olması lazım. Yani sokaktaki X'i, Y'i, film yıldızını, sanatçıyı alamazsın. O zaman sen şunu da diyorsun bir dakika. Yani Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım maça gelmek istedi. Onu da alamazsın. Hadi bakalım sen git. Hocam durum da gelsin izle. Hocam protokol tribününe bir dakika şimdi akreditasyon madde 9 geldi hocam. Yok yönetici olmam zorunda değil. Pandemi hadi yönetici. Yeni Covid protokolü hocam bakıyorum bir saniye. Yönetici olmam zorunda değil. Ya bir durum var hocam. Yırttık da ondan çıkar. Ahmet abi bir durun ya. Ya şimdi, bir susun ya adam anlatsın ya. Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri ek 2'de gösterilen görevli ve sayılar dikkate alınmak suretiyle uygulanır. Bakın Covid protokolü çok bu. Güzel not alıyorum beyefendi. Protokol evet. Tribününde ev sahibi kulüpten 20 kişi, misafir kulüpten 20 kişi, TFF başkanı ve yöneticileriyle birlikte TFF başkanı tarafından görevlendirilen kişiler müsabakaların oyununda oynandığı ilin valisi ve görevlendireceği vali yardımcısı falan filan protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi müsabaka organizasyon toplantısında federasyon temsilcilerine bir gün önceden iletilir diyor hocam. Ne diyor ilk cümleyi oku bana. Hocam söylüyorum ne protokol diyor? Tribününe bak bu evet. Covid. Anladım protokol. Ben anlıyorum okudum anlarım ben. Protokol tribünü hayır hocam ses cümlesi İyi olduğu söyle, için. İyi ki protokol tribününe ev sahibi kulüpten 20 kişi. Tamam. Misafir kulüpten 20 kişi. Evet. TFF başkanı. Dur. Misafir kulüpten 20 kişi, ev sahibi kulüpten 20 kişi. İşte 45 kişi. Bir dakika. O 20 kişi kim biliyor musun? O 20 kişi idareciler olmak zorunda. Ya öyle bir şey demiyorum. Ya Allah aşkına. Ya idareci olmayı yedin. Hadi bırak bir şey ya. Sen bırak hocam. Sen idareci de sen ekliyorsun. Hocam idareci yapmıyorum. Arkadaşlar boş muhabbet yapmayalım. Boş muhabbet abi. Dönelim futbola. Hocam oynaya gittim. Girmesini istemiyor ya. Bir dakika. Mesela şunu söyleyeyim. Sayın Ali Koç veya Sayın Cengiz başkan. Beni yazabilirse, beni yazar. 15 yaşındaki oğlunu oraya getirebilir mi? Soru bir. Teorik olarak getirebilir. 20 getirebilir. Hadi abi. Hocam ben bu şey... Emre'nin Fenerbahçe'de resmi görevi yok mu kardeşim? Biz daha hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bakın bir şey söyleyeceğim. Sadece şey sayı sınırı var. Ne olur bak birbirinden konuşmayalım. Sadece sayı sınırı var. Söylesem, yani yönetici sıfatı olmak zorunda değil. Arkadaşlar, bakın bağırmayalım. Bağırmayalım. Ise bağlansın yöneticiler. Arkadaşlar bağırmayalım tek tek anlatalım. Evet, bak silahı. Güzel okumuşsun. Bir gün önceden bildirirsin. 20 tane yer istersin. Tamam mı? 20 tane istediğin yerin karşılığında sen de gidebilirsin hocam. Adını yazdırabilirsin. O da yazdırır. Sen orada yönetici olmak işte. Şartı yönetici değil. Orada gibi. Acun gibi yönetici olmayan birkaç kişi daha var. 18 yaş sınırı var ya sadece. Tek sınır. Bir dakika. Tek sınır 18 yaş sınırı. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi fikirlere çok değer verdiğim eski yardımcı hakem Ali Konak diyor ki abi maalesef pandemi sirkülerinde bir eksiklik var. 20 kişi ama sıfatı belli değil. Evet. Yani o 20 kişinin içerisinde bir dakika. Bir dakika Acun abi arıyor. Olabilirmiş haklıymış. Onur. Ali Konak teşekkür ederim. Acun abi arar mısınız? Yani şu mantığa göre. Demek ki Acun'un girişi normal. Ha? Acun'un girişi normal. Hayır normalmiş. Normal. Ya bir dakika. Hocam sen bir dakika. Ya bir de hocam bir de bizi dinle Twitter'dan oradan sana bir Hayır Twitter'la alakası yok. Koz kocasına rengi dinlemiyoruz hocam ya. Yanlış anladınız. Bu sefer Twitter ve WhatsApp benim yanlışımı düzeltti. Önce Acun kardeşimden özür diliyorum. Zira pandemi sirkülerinde bir kulübe 20 kişilik hak verilmiş. İdareci o. Yani 20 kişilik hocam bu Ali Kurak deyince. Tek sınır olsun. Bu Ali Kurak deyince tamam Sinan kardeşim deyince değil. Hocam 2 saattir. Biz sana söylüyoruz. 2 saattir. Tamam sana da teşekkür ediyorum. Ama bu mantıklı var. 20 kişi. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Ali Koç'tan sonra en fazla hak eden kişi de bence. Protokol falan da değil. Bir dakika Ertem bir şey soracağım. Ertem kabul et. Covid protokolünde sadece yöneticiler bile dese. Sen elinde yetki olsa Acun için bir kişilik istisna yaparsın. %100 bu ülkeye bak. Geçen gün çocuklara yaptığı Acun tablet, için COVID protokolünü bile değiştiririm bak, diyorlar. Acun sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş maçına da gider. COVID protokolü bir saniye bak. Acun abi Fenerbahçe maçına da gider Beşiktaş'a da gider Galatasaray'a da. Yani 20 kişi olduğu abi geçen gün tablet Türkiye'ye dünyaya tablet dağıttı TV8 ya. Müsaade edin. Yapmayın bu. Müsaade edin. Kardeşim
Acuncusun. Müsaade eder misiniz? Müsaade eder. Ertem yalnız hocam özür dilerim. Yanlış biliyormuş. Acun'un Fenerbahçe sevgisini tartışabilecek adam var mı? Yok. Hocam bir dakika. Acun'a telefon attınız. Bir dakika. Millete sosyal anlamda yaptığı iyilikler. Hayır. Soruyorum. Acun abi iyi akşamlar. Kural buymuş tamam. 20 kişi geldi. Bir saniye. Ahmet hocam öyle rahat kurtaramazsınız. Kural buymuş. Öğrendiğim değil bu konu. Bu konu öyle değil. Onu geçelim de. Hani kural böyle, kural böyle değil, değil diyor. Böyle kurtaramazsınız diyor. Ne yapayım hocam? Bir kahve içer misiniz? Buyur gel kardeşim. Tabii tabii. Yani bir gün inşallah gelirim de. Tamam. Yani seve seve de gelirim. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Ben bir televizyonla ilgili bir programa katılsam. Ondan sonra otursam oraya televizyonla ilgili bir sohbette. Üç kişi yorum yapıyor olsak televizyonla ilgili. Benim asıl konum televizyon. Bunun tam ortasında reytinglerde bir tek kadınlar ölçülüyor desem. Erkekler ölçülmüyor desem millet bana baksa böyle. Sonra da pardon erkekler de ölçülüyormuş desem ne kadar garipse Ahmet hocamızın şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde böyle bir protokolü es geçip hiç araştırmayıp yayının ortasında bir anda Acun ne sıfatla orada duruyor, Acun niye orada diye beni hedef göstermesi benim biricik hocama, benim Ahmet hocama, benim değerli abime hiç yakışmadı bir kere. Acun müşerler misin? Bak, sevgili kardeşim seni 30 yıldır tanırım. Haydi hocam devam ver. Haklısın. İyi oldu. Haklısın. Hocam uzatmayalım. Kendi adıma konuşuyorum. Haklısın. Elini öp özür dilerim. Ya haklısın. 10 dakika sonra 5 dakika sonra tahsiye ettik. Düzelttik. Evet, haklısın. Evet, söyleyince aklın değil Ali Kurak ya. Senin Ali Kurak'ı kapattık Allah. Ya. Allah haklısın. Ya Ali Kurak ya. Acun abi bir konuşsun. Tamam. Evet Acun, Acun abi seni dinliyoruz. Gerçekten sonuç itibariyle bütün Türkiye'nin bu kadar gözü üstünde olan bir futbol programında bence bu 10 dakika ziyan edilmemeliydi. Sevgili Acun, sevgili Acun sence Ahmet Çakar bir dakika. Sevgili Acun sence Ahmet Çakar sana böyle kasıtlı bir operasyon mu yapmak istedi böyle küçük yok, de olsun? Yok Ahmet Hoca'nın öyle bir niyeti asla olmaz. Aa, benim, yani 20 yıldır beni sevdiğini bilirim. Fakat şöyle bir konu var. Hayır. Program için iyi durmak böyle şeyler. Ben onun için bir dost olarak uyarıyorum. Acun abi şöyle adam, bir şey söyledi. Acun bana dönerek hocam. Şöyle bir şey söyledi. Rasim bir saniye. Acun abi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ama bunu yapmasaydım dedi belki de Acun bağlanmayacaktı dedi. Televizyonculuk taktiğini yaptın. Acun. Hocam. Acun. Türkiye'deki en büyük reyting sihirbazı sensin. Lafım yok da. Bak hocam şimdi size bir kral. Bağlanmak için de teşekkür ederim. Doğrudur. Ha ben yine de şunu söylüyorum. Revites. Bu Türk filmimiz Covid protokolü konuşalım. 20 kişinin vasfı önemli değilmiş. Dolayısıyla sen layık değilsin demiyorum yanlış anlama. Ama burada bir eksiklik var. Bu mantığa göre Galatasaray Fenerbahçe maçında aslında bu mantığa göre diyorum. Bu Covid protokolü 20 evet. tane. Bir tarafın 20'sini söylüyorum. Kadın kuaförü. Tellak. Hayda. Efendim hocam şey... Öncelikle tellakla mı karıştın? Ya, ya, bir saniye bir dur ya. Ama şimdi ya. Acun için söylemedim bunu. Covid protokolunda eksiklik var. Neyse hayda. Hocam. Tamam, hocam, 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 hocam konuşabilir miyim? Evet. Lütfen. Ben aynı görüşte değilim. Bunun sebebi de şu. Yönetici demek son derece bağlayıcı olurdu. Çok güzel bir örnek verildi orada. Emre Belezoğlu'nun mesela Fenerbahçe'de şu anda yönetici olmadığı için evet. siz Emre Belezoğlu'nu maça sokmayacaktınız. Allah'tan yani bunu yapanlar bunu düşünmüşler. Adaletli olmaz. Yani burada artık o takdiri de bırakalım da o kulübün yetkilileri versin yani. Kadın kuaförünü eğer çağırmak istiyorlarsa o kuaförünün de mutlaka bir faydası vardır kulübe. Yani onu hayır mesela. Başkanın 2-0 başkanın hanımının kadın kuaförü veya manikürcüsü kız da şeref türüne gidiyor. Olabilir hocam. Evet. Yazarlarsa çok olabilir hocam. Hocam şunu da yapabilirler. Evet. Kadın kuaförünü alır maça da çıkarırlar lisans verip onu ne yapacaksınız? Anlamadım. Kadın kuaförüne lisans çıkardılar. Sağ bek yaptılar. Hadi bu da olabilir. Ne yapalım? Kadın kuaförüne ne yaparlar? Kadın kuaförüne lisans çıkartılabilir diyor hocam. Yani. Çıkartabilirsin tabii. Kadın kuaförüne lisans çıkarttı. Yedek kulübesini de oturtabilirsin. Ertem yaz. Kadın kuaförünü sağ bek yaparsın. Sahaya çıkaramazsın. Sahaya çıkarabilir mi? Ertem yaz. Kadın kuaförünü sağ bek yaparlar. Çok karışıyor. Bir dakika hocam. Maçta oynadı var. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben başkanımızın özel daveti üzerine maça gittim. Başkanımız daveti etti. Yani sağ olsunlar ben Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni. Bravo. Bu da, bravo Acun. Fenerbahçe.
başkanımızın demek ki takdiridir beni oraya davet etti. Güzel bir maç oldu. Hani bugün bu maçta da beni konuşmayalım yani. Bu maçta da ben konuşmayayım abi. Fenerbahçe'yi konuşalım. Beğendin mi? Konuya geçelim. Hocam, bir dakika dur. Hocam bir konuşalım. Bir dakika dur. Hocam bir dakika. Hocamın üzerine gitmeyelim. Konuyu hemen acuncun değiştirelim. Takımı beğendin mi? Ben başka zaman geldiğimde konuşalım onu Sinan abi. Ben şey böyle konuşuruz ederiz. Tamam. Yani ben güzel bir mücadele oldu. Evet. İki takım da temkinli oynadı. Onun devamını şimdi konuşmuyorum. Başka zaman konuşalım. Ben okay. Zevksiz maç yayınlar diliyorum. Tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aklıma bir şey takıldı. Emre Belezoğlu'nun şu anda kulüpte görevi tam olarak ne? Daha yakın olduğu için biliyorsun. Ya soruyorum. Şimdi, öğrenmeme kayıp soruyorum. Sportif yönetici, sportif menajer. Yanlış ben misafirdim orada. Kulüp yetkilisi değilim. Misafirdim. Sağ olsunlar beni çok güzel şeyler aldı. Kulak delik diye duymuşumdur diye. Galatasaray Başkanı da bu arada. Galatasaray Başkanı da başta olmak üzere. Bütün yöneticiler de sağ olsunlar bana çok yakın ilgi gösterdiler. Galatasaray Başkanımıza da buradan sevgiler, saygılar. Onun dışında Azurayim abi olsun, diğer yöneticiler olsun. Hepsi de sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Güzel, centilmence bir hava vardı. O açıdan çok mutluyum. Mesela sevgili Acun, karşılanmadı falan dedi Ertem. Öyle bir, yani Fenerbahçe yöneticilerinin saygısızlık gibi algılayacağı bir şey olmadı değil mi? Çok gayet dostane, sıcak bir şey oldu. Ha. Yani ben şöyle söyleyeyim. Türk futbolu için ümit veren güzel bir buluşmaydı. Barış dolu, yöneticilerin. Acun, 30 yılımıza binaen bir soru soracağım. Çok yapıcı bir soru. Yaşın 48 filan. Bir gün gelip de Fenerbahçe kulübü başkanı olacak mısın, olmayı düşünüyor musun, kalbinde var mı? İstiyor bu soruyu ben sorarım. Şu anda başkanımızdan bütün Fenerbahçeler olarak gayet memnunuz, mutluyuz. Bugün için demiyorum. İstikbalde, 15 sene, 20 sene sonra. İstikbal. Sen 60 yaşına geldiğinde örneğin. Bilmiyorum. Zeybinli yaşlar. Kalbinde vardır. Ayrıca yakışırsın yanlış. Ya yakışır da. Çok. Kalbinde çok, Acun abi çok yorulduk abi. Çok teşekkür ederim Acun abi. Ben şu anda Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Tamamen işime konsantreyim. Yakında bir platforma çıkacağız. Acun abi bunu soracağım. Bir saniye. Eksen'i soracağım. Eksen. Geçen reklamını yaptınız. Biraz bilgi verebilir misin? Netflix'i ezip geçmesini bekliyoruz. Ona göre Acun'dan bütün Türkiye bunu bekliyor. Yani bak, Rasim bir saniye çıkıyor. Bir Acun abi konuşsun. Rasim bir dur. Ben ama bir dur ne olursun bak. Ayıp oluyor yani kendisine. Heh. Evet Acun abicim. İnşallah güzel bir platform yapacağız. Türk seyircilerini mutlu edecek. Çok değişik türde güzel programlarla inşallah yakın zamanda platform olarak, eksen olarak biz yayında olacağız. Ya bununla ilgili detay bilgiler tabii yine veririm ama yani sadece üstün körü şunu söyleyeyim. Bütün ekip olarak bütün ruhumuzu, benliğimizi şu anda bu platforma veriyoruz. Büyük sürprizlerle geliyoruz. Bir çok şey önemli. Abdülkerim abi ben soru sormuyorum. Bugün iki tane derbi maçı oynanmıştır bana göre Acun Ilıcalı kardeşim. Galatasaray 0, Fenerbahçe 0. Diğeri de Acun Ilıcalı 3, Ahmet Çakar 0. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum Acun. Beni 3-0 yendin kardeşim. Tebrik ederim. Ahmet Hoca'yı 3-0 yenmesi... Evet. Abi biz Ahmet Hocam'la abi kardeşiz. Ya ben ona da gol atma derdinde asla değilim. Biz her zaman böyle yani aramızda bir frekans vardır. O açıdan ben de gol atma derdim asla olmaz Ahmet Hocamıza. Onun hakemliğini dün gibi hatırlıyorum. Ülkemizi gururlandırmış çok değerli bir hakem. Herkese nasip olmaz öyle hakemlik. O yüzden hani Ahmet Hocamızın benim gönlümde geride başkadır, onu da söyleyeyim. Sağ olun. Sevgili Acun abi çok teşekkür ederim. Sevgili Acun, yormayın adamı. Streaming platform konusunda biliyorsun ya, bu bakkal dükkanı gibi olur falan, bir sürü yazılar çıkıyor. Onun için küresel bir marka yaratmanı bekliyoruz. Yani diğer markalar da var, onları da ben izliyorum. Kesinlikle öyle olacak ama zaten. Ya yaptığı Instagram yayını 3 milyon gibi bir şey olacak. Ben TV8'i aldığım zaman, kanal 8.ydi. Acun 2 senede bir kanalla anlaşır, canını zor kurtar demişlerdi. Yani Allah'a şükür mahcup olmadım. Ekibime de çok güveniyorum. Aynen. Kısmet bu işler ama ya hırs yap. Biraz hırs yap. Bakkal makkal diyorlar. Dur. Onu sen bir süpermarket zinciri gibi yapman lazım. Çok teşekkür ediyorum ilgine alakalı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Acun Ilıcalı'ya. Netflix gibi bir şey yapıyor. Hala o tribündeki o siyah adama tak. Hayda! Allah. O da bağlansın Ertem. Türkiye'nin hatta dünyanın 6. büyük derbisi oynanmış.
Yani Acun Bey'in söylediği gibi bizim konuştuğumuz konuya bak. Acun Bey, Ahmet Hoca ya. Buradan da mı benim sebebini söyleyeyim mi? Hayır arkadaşlar. Yani, bu kadar olursa bu, Ahmet yani, Hoca'ya futbol böyle olursa seyirci de yok. Ya tribündeki Acun Bey'i konuşacağız ya da orada siyahi adam Gaye'yi konuşacağız. Olur mu hocam ya? Aç kötü. Baştan sonra hocam konuşmadım ben. Hocam sen bu Emre Belezoğlu'na hazırlamıyorsun abi. Ben takmadım. Ben kimseye takmadım. Ben hakemden ben kimseye takmam. Sportif direktör. Ben onu biliyorum, ben yanlış hocam, biliyorum. Sen bir kere bu hakem performansına ne diyorsun bugün Ali Palan? Bir şey söyleyeyim mi? Bu, hocam bu muhtemelen sanat tarafı olan menajeridir. O tabadu veya o sanat artı falan sana olabilir. En son gelen babası oyuncu kim? Olabilir. En son baba bravo. Babası olabilir. Babası olabilir. Menajer babası oldun tabii. Babası olabilir. Yani muhtemelen misafirdir. Çünkü menajer tipinden çok baba tipi var. Bak bir şey söyleyeyim. Sen bak baba. Ya varsın bir sus Allah aşkına ya. Selam bitireyim ya. Bu ülkede Tanzanya kim bir şey söylüyorum. Bu ülkede iki tane çok ünlü Tanzanyalı var. Sinan'a bardak açacak. Biri Samantha. Diğeri de Doktor Mübarek. Doktor Muba. Onu hocam. O ya. Ha, senin arkadaşım estetik cerrah. Tanzanya'da hocam bir de hocam bir de Maşit Mususi vardı. Hatırlıyor musun? Ugandalı. Ugandanın ilk Mususi lisanslı oyuncusuydu Ester. Hocam bu arada ben Yasin Koç var. Ona da çok teşekkür ederim. Mususi Ertem. Mususi ya. Şu Mususi'nin eski videolarını bir koyar mısın? Bir şey söyleyeyim mi sana? Allah'ım bana sabır ver ya. Bir dakika Mususi'yi söyleyeceğim. Ugandalı Mususi. Vallahi bak ne olur sen bak Acun abinin ilk transferi keşke sen olsan ya. Alıp seni eksene eksene götürse. Ne olur götürse seni. O siyahi beyefendi, siyahi beyefendi. Şimdi oradaki maça giden beyefendilerinden birisi mesaj attı. O siyahi beyefendi Samata'nın akrabasıyım. Babası. Hoş geldin. Muhtemelen amcası. Oh, tamam. Dayısıdır falan. Evet ya. Aynı zamanda hocam, menajeriymiş. Hakem performans.